olsun, bunlar nereden çıktı? Hızır. Ölüm kalım cengidir bu Leventler. Takat getirin. Sizi. Geri çekilmek zorundayız. Onları mahvetmeden çekilmeyeceğim. Oku çıkartıp tedavi etmezsek yaranızı ölürsünüz. Kutsal eşyaları da aldık zaten. Gemiye götürmezsek ölecek. Çekilsem de... Orucu öldürmeden çekilmeyeceğim. Silahımı verin çabuk. Bağım!
an önce gemiye götürmeniz lazım Piero, hadi. Biz Senyor Gabriel'i götürüyoruz. Sakın arkamızdan gelmelerine izin vermeyin. Emredersiniz efendim. Gabriel çekildi. Yine gebertemedik şunları. Bizim de tez gitmemiz lazım, haydi. Ağam! Kavuştuk sonunda. Sonunda kavuştuk. Senyor Gabriel yaşayacak değil mi? Yaşayacak de. Ok. Kalbinin bir parmak üzerinde saplanmış. Yaşaması zor görünüyor. Seni boşuna mı gemi hekimi yaptık? Yaşatacaksın onu. Anladın mı? Piero. Bu bizim başımız, liderimiz, her şeyimiz. Piero yeter artık. Bırakalım işini yapsın. Gelir gelmez Levit Adası'nı almak için saldıracağız. Ordunun başında da ben olacağım. Bana bak. Postu oruca bırakmayacaksın. Niye? O postun sahibini benim mührüm tayin etti. Benim mührüm olmadan da başka biri o posta oturamaz. Orucun ne derdi varsa evvela benim huzuruma gelecek. Çekilin yoldan! Şimdi o ne olmuş ona? Vuruşma çıkmış galiba. Yaralanmış. Bir yaralı edebilmez ağam. Tez yetişmem gerek ona. Tez hekim çağırın çabuk. Oruç. Hızır, ne oldu böyle Oruç'a? Vuruşmaya girdik Isabel. Vaziyeti hiç iyi değil. Haydi, haydi. Tez Antuan'ı da tedaviye aldın. Haydi. Hızır, siz de yaralısınız. Bize bırakın Meryem. Çabuk Oruç ağam için hekim çağırın, çabuk! Allah'ım, sen yardım et yarabbi. Sen bir müddet dışarıda dur İlyas. Ares'im içeride kanlar içinde yatar. Ben de göreceğim onu. İlyas, herkes telaş içinde. Hızır'ın cinleri tepesinde. Bir de sen girersen ortalık iyice karışır. İçeride yatan onun ağasıysa benim de ağam. Kimse mani olamaz bana. Ben de gireceğim içeri. Yeter İlyas. Ortalık karışık derim. Bir de sen mevzu çıkarma şimdi.
Oruç Reis iyileşince ilk duyan sen olursun zaten. Şimdi dışarıda dur. Hemen. Kolundaki kanı temizleyip bakacağız. Evvela içerideki kalabalık dağılsın. Siz dışarıda bekleyin. Ben vaziyeti iletirim. Zemel, hadi. Hadi. Bırakalım Hekim işini yapsın. Niye böyle mor? İlk defa görürüm böylesini. Öleceksiniz diye öyle korktum ki efendim. Sen neden korkuyorsun Piero? Korkacaksa onlar korksun. Orucun bedenine zehirli silah sıktım. Kutsallarımızı kurtardık. Onları yok etmeden bize ölüm yok. Zehir sapladım düşmanlarımızın bedenine. Onları acı çekerek öldürecek. Tanrı'nın cennetinden gururla izle şimdi oğlunu. Ne dersin Hekim, söyle. Zehirli kurşunla vurulmuş. Ne zehri dersin? Yaşayacak değil mi ağam? Zehir tesir etmeyecek değil mi? Zehir kuvvetli belli ki. Kolu neredeyse kangren yapmak üzere. Vücuda yayılmadan mani olmaya çalışacağız evvela. Kolu bağla çabuk. Ağamı kurtarmak için ne gerekiyorsa yap Hekim Efendi. Biz elimizde geleni yapacağız. Eğer fayda vermezse, zehrin Oruç Reis'i öldürmemesi için kolu kesmek zorunda kalacağız. Yok. Olmaz. Savaşçıdır benim ağam. Kılıç tutan koludur o. Olmaz Hekim Efendi, kesemezsin. Siz de dışarıda bekleyin. Biz de müdahaleye başlayalım. Zehirli kurşunla vurmuş ağam. Eğer müdahale fayda etmezse ölmemesi için kolunu kesecekmiş. Daha yeni esaretten kurtuldu derken bu nasıl bir bahtsızlıktır? Kolu kesilirse ölümden beter olur ona. Ne oldu Hekim Efendi? Zehrin tesiri geçti mi? Maalesef. Biz elimizden geleni yapıyoruz ama çözüm olmuyor. Kolunu kesmek zorundayız. Yok mu bunun başka bir çaresi? Kolunu kesmezsek ölür. Başka çaremiz yok. Zehrin cinsi nedir? Şifasını yaparsak belki fayda eder. Öyle kuvvetli bir zehir ki cinsini bile anlayamadık. Şifasını yapmak da çok zordur. Bir de ben bakayım. Kızım. İlyas. Oruç Hanım
başına gelenleri duydum. Nasıl şimdi vaziyeti? Tedavi ederler içeride. Sen niye girmezsin içeri? Almazlar. Girersem mevzu çıkarmış iyice. Allah Allah ya. Bunlar iyice düşman kesildi başımıza. Hadi gidelim. Zaten Oruç Ağa'nın vaziyetinden haberdar oluruz. Onlar çemkirdi diye tıpış tıpış gidecek değilim. Bari isimden haber alana kadar burada bekleyeceğim. Onlarla kavga etmek hoşuna gider galiba senin. Hızır Ağa şimdi hıncını senden çıkaracak. Sonra al başına belayı. Ne yaparsa yapsın. Hadi. Sen git. Ben ağamdan haber alana kadar burada bekleyeceğim. Oruç Reis'in koluna saplanan zehirli saçmalardan anlarız zehrin cinsini. İşte o vakit şifasını yapmaya girişiriz. Fayda verir değil mi? Kurtarır orucu sağ salim. Yıllarca tabiatta bu ilimle meşgul oldum. Biz elimizden geleni yapacağız. Takdir Allah'ım. Morardı. Kurtboğan bu. Kurtboğan zehridir. Nedir zehrin şifası? Hemen yapalım. Kurtboğan otu bulmamız lazım. Meryem, yazmakta olduğum kitabı Bahriye'yi vereceğim sana. Orada Kelemez'in neresinde nasıl otlar var, hepsi haritasıyla yazılıdır. Vaktimiz dardır. Ekim kolu kesmeden yetişmen gerek. Levent de vereceğim yanına. Ben de geleceğim seninle. Hadi Peri. Bekle Ekim Efendi. Zehrin cinsini bulduk. Meryem şifasını yapacak. Bakın, kolu daha fazla böyle tutamayız. Zehir yayılıp Oruç Reis'i öldürmeden kesmek zorundayız. Şifasını bulsanız bile fayda vermeyebilir. Fayda vermezse o vakit gerekeni yaparsın Hekim Efendi. Ama şimdi zehrin şifası gelene kadar beklesin. Vaktimiz çok az. Zamanı da gelmezse mecbur kolu keserim. Eyvallah. Hızır. Şahbaz mekanına gelmiş. Bizi arkamızdan vuran o hain askerlerin hesabını vereceksin Şahbaz. Haydi. Hazır ol. Meryem her nereye giderse gittiği yerde öldüreceğim. Bana attığın tokatın bedelini ödeme vaktim geldi. Aresim vaziyeti nedir? Meryem'le Ezebel nereye gittiler? Biriniz bir şey söylesenize. Sen utanmadan bir de halini mi sorarsın? Niye utanacakmışım? Asıl siz yaptığınızdan utanın. Aresim içeride kanlar içinde yatarken beni nasıl içeri sokmazsınız? Düşman olsa bunu yapmaz ağam. Senin subaşı tayin ettiğin Şahbaz'ın askerleri. Hain çıktı İlyas. Takas yerinde bize sırtımızdan vurdular. El attığın bu işte bile başımızı belaya soktun. Oruç Ağam'ın içeride ölüm döşeğinde yatmasında senin de payın vardır. O yüzden onu görmeye hakkın yok. Siz bir tuzağa düştüyseniz evvela hatayı kendinizde arayın. Hıncını da benden çıkarma. Sen hatadan bahsedecek son adamsın İlyas. Kaç defa gaflete düştün. Senden mi akıl alacağız? İlyas, tamam tamam. Öfkeni başkasına sakın. Uzun etme sen de, haydi. Boşuna burada beklemeyesin ağam İlyas.
O zaten sağ salim ayağa kalktığında ilk senin yanına gelecek. Camış! Askeri kafanı koparın. Sen ne cüretle vurursun onu? Takas yerindeki askerlerin içinden hainler çıktı. Askerler senin mesuliyetindedir. Bu işte senin parmağın var Şahbaz. Onları içimize sen soktun. İftira! İftira atarsınız bana. Ben gerekli bütün tahkikatı yaptım. Asıl suçlu Kılıç o şahindir. Onun vaktinde, onun subaşılığında girmiş askerler. Asıl ben onun gafletinin cezasını keseceğim. İftira atma hadi herif. Madem benim zamanımda içeri sızdılar, niye hiç olay çıkmadı da sen subaşı olur olmasa hainlik ederler ha? Bilmem. Belki vaktini beklemişlerdir senin gafletinin cezasını ödetmek için. Yahu. Sizi takas yerine pusuya düşürmüşler. Orucu ölüm döşeğine göndermişler. Siz gelip bana iftira atarsınız. Siz de utanma olsa insan içine çıkmazsınız. Sen ne aşağılık adamsın bre. Suçunu örtbas etmek için üste mi çıkmaya çalışırsın bir de? İspatla hadi. Haydi ispatla. Ben tahkikatı yaptım, ispatladım. Gerçek suçlu Kılıçoğlu Şahin. Ulan bana bak. Evvela Oruç Ağam'ın esir edilmesi. Sonra hain çıkan askerler. Senin yaptıkların bardağı taşırdı Şahbaz. Ama şu badireler başımızdan mı geçsin? Elbet senin başına çökeceğiz. Size hakikaten yeter artık. Ben burada şerefimle devletime hizmet etmeye çalışırım. Bu dokunur size, he? Haydi söyleyin, bu mu dokunur? Bu herif devletin adını ağzına aldıkça benim cinlerim tepeme çıkar. Oruç Reis kalkıp sağ salim postuna otursun. Seni vazifeden azledip gereğini yapacaktır. Beni bu göreve Mesih Paşa getirdi. Ondan başka da kimse alamaz beni bu görevden. Hızır Reis. Hekim, baba Oruç'un kolunu kesecekmiş. Tez yetiş. Dua et, acil vaziyet vardır. Ama kız kaç daraldı Şahbaz. Evvela vazifeni söküp alacağız. Sonra da ihanetini aşikar edip seni kelemizin ortasında sallandıracağız. Buralarda bulabileceğimize emin misin Kutbuğan'ı? Peri Reis Kitab-ı Bahriyesi'nde buralarda olduğunu söyler. Zehir tesirini göstermeye başlamış vücutta. Mecburen keseceğiz kolu. Sen ne yaparsın Hekim Efendi? Meryem zehrin şifasını getirecek. Ne demeye Oruç Ağam'ın kolunu kesmeye kalkarsın? Daha fazla beklersek zehir vücuda iyice yayılacak. Bir kolu kesmemek için canından mı edelim Oruç Reis'i? Kılıç tutan koludur o. Onu kesersen ağamın canının yarısını almış olursun Hekim Efendi. Meryem gelene kadar bekleyesin. Biraz daha bekleyelim. Bulduk. Al Meryem. Bana attığın tokat kinimi daha da ağırladı. Kafana sıkacağım kurşun seni mezara yollayacak.
Trace'in kolu kesilmeden yetiştirelim. Çabuk gidelim buradan. Şu taraftan, koşun. Durun, kimsenin peşinden koşacak vaktimiz yok. Meryem yaralı. Hemen yetiştirmemiz lazım. Dayanabilecek misin? Dayanırım. Leventler, hadi siz atları getirin. Çabuk, çabuk. Hadi çabuk, hadi koşun, hadi. Vaziyet iyice kötüye gidiyor. Kolu kesmemiz gerek. Biraz daha bekleyelim. Gelirler şimdi. Yeterince bekledik zaten. Artık kararı sen vereceksin Hızır Reis. Ya Oruç Reis'in kolunu keseceğiz ya da Oruç Reis ölecek. Nasıl derim kolunu kes diye? Hem de kılıç tutan kolunu. Benim sözümle ağamın bir parçası kopacak göz göre göre. Vicdan azabından bir ömür kahrolurum Hekim Efendi. Kolunu kesmezsek Oruç Reis ölecek. Hiç değilse kolsuz olsa da yaşar. İyi düşün Hızır Reis. Ya kolunu keseceğiz ya da ölecek. Kararını ver. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Şafi. Zehri söküp atacak şifayı. Bulduk. Buradadır notlar. Sana ne oldu Meryem? Saldırıya uğradık. Kolundan vuruldu. Nasıl olur bu? Kim yapar? Görmedik. Kaçtılar. Sen tez yarın tedavi ettir. Oruç Reis'in şifası hazırlanacak. Ben yaparım Meryem. Sen bir an evvel yarın tedavi ettir. Hadi. Yakama yapıştı. Bu hain askerler meselesinin suçunu üzerime atmak isterler paşa hazretleri. Bir de tehdit etti beni. Güya Orucu ayağa kalkınca beni vazifeden azledecekmiş. Ben dedim ki beni bu göreve paşa hazretleri getirdi. Ondan başka da kimse alamaz. Onlar kim olurmuş da bana kafa tutarlar ha? Ben emir vermeden kimse seni vazifeden alamaz. Hem dur bakalım. Oruç ölüm döşeğinden kalkabilecek mi? Bana bak, bu hain asker meselesinde
Senin bir kabahatin yok değil mi? Paşa Hazretleri, tetkik ettik. Hepsi Şahin'in zamanında içimize girmiş. İyi o vakit. Ben varken sana kimse bir şey yapamaz. Sen vazifene devam et. Bak Şahbaz, seni koruyup kollarım. Sakın ola benim yüzümü kara çıkaracak bir işe karışma. Sonra benim de itibarım sarsılır. O vakit ben affetmem seni. Vakit daralıyor. Son çaremiz buydu. Bu da şifa vermezse. Yaralarım sarıldı ihtiyar. Lakin asıl merakım oruçtur. O nasıl? İyi olacak inşallah. Allah davası uğruna gayret edenleri çaresiz bırakmaz evlat. Ben şahidim ihtiyar. Oruç inandığı Tanrı uğruna ne çilelere göğüs gerdi. Bir kere bile şikayet etmedi. Salim Gabriel'in elinde beni bırakmamak için kendi canını ortaya koydu. Oysa ben kimim ki? Olur mu öyle şey? Sen bizim ailemizdensin evlat. Kardeşimizsin. Orucun yiğitliği Müslüman ahlakının gereğidir. Nasıl isterdim sizin gibi inanmayı. O yüce kudretin himayesine sığınmayı. O tüm zalimlere göğüs germeyi. Olmuyor ihtiyar. Yüreğimdeki o boşluk dolmuyor. Yüreğindeki azap gözlerinden taşar evlat. Lakin çilen dolduğunda yüreğindeki yük hafifleyecektir. Müsterih olasın. Gerçekten olur mu dersin derviş? Yüreğimdeki o ıstırap biter mi? Derdi veren dermansız bırakır mı evlat? Bırakmaz elbet. Levent'ler hep şey oldu diye korktum.
Onlar da iyiler mi? İyiler ağam. Hepsi seni bekler. Ya gemim. Kalacak kan. Onu da sağ salim aldık. Tas etmeyesin. Eyvallah. Fadire'yi de atlattık hazır. Ama bir an evvel Levita Adası'na gidip orayı almamız lazım. Biz böyle durdukça oradaki tehlike geçmeyecek. Gabriel de savaş hazırlıklarına başlayacaktır. Biz de tez harekete geçelim ağam. Levita Adası'nda son sözü kılıçlar söylemeli. Doğru dersin aslan. Haydi. Kılıç kuşanma vakti geldi. Haydi bismillah. Kolum. Hissetmem kolumu hazır. Zehrin etkisi geçti lakin. Bir müddet kolunu oynatamayacaksın ağam. Ne demek oynatamayacaksın Hızır? Yarın savaş var. Kılıç tutan kolumdur bu. Yok mudur bunun bir şifası hekim? Gereken merhemi sürdük. Ama hemen düzelmeyebilir kolunuz. Savaşa gideceğiz derim, savaşa. Ne demek düzelmeyecek kolun? Elinden geleni yaptı ağam. Sakin olasın. Yaparım. Ben bu kolumla yendim düşmanlarımı. Şimdi bu koluma bunu yapan zalime kılıç sallayamayacaksam öleyim ben daha iyi hazır. Orucun zehrine şifayı bulmuşlar. Ayağa kalkar kalkmaz buraya gelecektir postunu istemek için. Sen vazifene devam et. Ben Oruc'a postu vermem. Bak, iyi düşün bunu İlyas. Olmaz öyle şey paşa. Ağa resmin emanet bekçisiyim. Diyelim ki ben münasip gördüm, postu Oruc'a verdim. Sana neler edeceğini düşündün mü hiç? Ezecek, kızacak. Hatta belki Hızır gibi vuracak. Ağa reisim bunları neden yaptığımı anlayacaktır. Hak verecektir bana eminim. O kadar da değil İlyas. Sana en aşağı vazifeleri verecek. Bu kadar kelemez muhafızlığı yaptıktan sonra o vaziyette nasıl insan içine çıkacaksın ha? Haysiyetin, onurun, şerefin zedelenecek. Ağa resim yapmaz öyle şey. Bir ceza verecekse kendi aramızda halleder. Hem dediğiniz gibi ben o kadar kelemez muhafızlığı yaptım. Bu vakitten sonra hak olan layık olduğum vazifeye gelmektir. İyi o vakit. Ben askerlerimle kaleyi kapatacağım. Oruç zorla girmeye kalkarsa da müsaade etmeyecekler. Sen de git postuna otur. O orucun ne derdi varsa önce benim huzuruma gelip söyleyecek. Seni başımızdan eksik etmesin reis. Gelmiş geçmiş olsun reis. Aslanlarım benim. Yiğitlerim. Eyvallah.
başladı. Oruç. Bunlar çok korktu sana bir şey olacak diye. Ama ben o kadar eziyete katlandığını gördüm ya. Biliyordum kalkıp geleceğini. Bu koluna ne oldu? Bir süre tutmayacak kolum. Ama senin kılıç tutan kolunu ne zaman düzelecekmiş? Hemen düzelir değil mi? Hep böyle kalmaz ya. Düzelecek işte Isabel. Hekim öyle dedi. Yarın test savaş hazırlıklarına başlayacağız. Gabriel'den Levita adasını alıp zulümlerinin bedelini ödetme vakti geldi. Bana ettiği zalimlikler gözümde yoktur. Derdim vatan toprağımızı almak, şehitlerimizin kanını yerde koymamaktır. Şehzade Korkut, paşaya gönderdiği filoyu bize tahsis etti. Ben de tez gemileri savaşa hazırlayacağım ağam. Eyvallah. Gabriel'e tüm Hristiyan devletlerinin filoları yardım edecektir. Eğer o filoları deryada bertaraf edemezsek karadaki savaşı da kazanamayız Hızır. Bu sebeple Şehzade Korkut'un gönderdiği filo bizim için çok kıymetlidir. Yağım sen ne yapacaksın? Bizim yokluğumuzda Kelemez'de nice hainlikler, kalleşlikler, gafillikler yapmışlar. Bunların içlerinde kardeşimiz de varmış. Evvela bunların hesabını soracağız. Haydi Leventler. Kaleye giremezsin Oruç. Ne derdin varsa git, Mesih Paşa'nın huzurunda anlat. Dışarıdaki rezalet. O paşa bozuntusu kılıç hakkım olan kaleye beni almak istemez. Sen de buna ses etmezsin öyle mi? Gerçi nasıl ses edeceksin? Zaten paşanın elinde oyuncak olmadın mı? Postun hükmü onun mühründedir. Ses çıkarsam ne değişecek? Ağam. Burası elbet senin hakkındır. Ama bana sorarsan yine de paşaya git. Mesele çıkmasın aranızda. Be hey gafil. Be hey gafil. Kılıç hakkım için ondan icazet alacak adam mıyım ben? Paşanın dümen suyuna girmekten ağlarının izzeti nefsini mi unuttun sen? Sen ailemizin birliğini unutup da nasıl gaflete düşersin İlyas? O posta oturup nasıl paşanın oyunlarına düşersin? Ben oturmasam şahbazı oturtacaktı. Senin kılıç hakkını korumak için yaptım bunu ağam. Yahu sen ailenin yanında dimdik dursan
kimseye oturtamazdı oraya. Sen bunu bile bile gafillik ettin. Ağalarının sözünü paşanın oyunlarına sattın. Ben kimseyi satmadım ağam. Her şeyi ailemiz için yaptım. Ağam, ağa reisim, bari sen anla beni. Neyini anlayayım sen İlyas? Neyini anlayayım? Hızır sana filoyu verme demesine rağmen filoyu verdin, beni Gabriel'in elinde esir bıraktın. Hatunların vazifesi ellerinden alınmış, ses etmemişsin. Şahin'in vazifesini şahbaza vermişler, ses etmemişsin. Aile senin yüzünden ikiye bölünmüş İlyas. Bir de utanmadan her şeyi ailemiz için yaptım dersin. Ben de makamı bırakıp çekip gitmek istedim. Ama paşa ya sürgün ya da idam edileceğimi söyledi. Mecbur kaldım ağam. Buraya çekip ailenin yanına gelsen paşa sana ne edebilirdi İlyas? Ama makamı kaybetme korkusu baskın geldi değil mi? Zaten makam hırsı gözlerini kör etmişti. Paşanın önüne yağlı kemik atar gibi post vermesini ailenden evla gördün. Yeter gayrağım. Senin postunu korumak mıydı suçum? Ben sadakat gösterdim. İhanet etmedim. Gaflete düşmedim. Sadakat ailenin yanında dimdik durmaktır. Ne olursa olsun ağalarının sözünü çiğnememektir. Düşmanların oyununa düşmemektir. Sadakat aileye bağlı olmaktır. Can korkusuyla makama bağlı olmak değil. Al vur o vakit ağam. Ben kolumu kaybetme pahasına yolumuzdan hiç dönmedim İlyas. Sen makamı kaybetme korkusuyla yolunu, sadakatini kaybettin. Eline vazife geçince ne gafletler yaptığın ortadadır. Sana neden vazife vermediğim de böylece aşikar oldu. Bundan gayrı ben bir daha emir verene kadar sana kılıç kullanmak yasaktır. Gemide serdümen olacaksın. Etme ağam. Serdümen de ne demek? Ben böyle bir cezayı hak etmedim. Bu sana ceza değil aslanım. İmtihandır, imtihan. Vazife için ham olmana rağmen makam için zaaflara kapıldın. Şimdi imtihan çilesine gir ki pişesin. O vakit kılıcını da hak ettiğin vazifeyi de alırsın. Sana en aşağı vazifeleri verecek. Bu kadar kelemez muhafızlığı yaptıktan sonra o vaziyette nasıl insan içine çıkacaksın ha? Haysiyetin, onurun, şerefin zedelenecek. Kusura kalma ağam. Ben bu vakitten sonra gemilerde serdümenlik yapamam. İnsanların yüzüne bakamam sonra. İtibarım zedelenir. Hala makam hırsıyla konuşursun İlyas. İmtihanın bile ne olduğunu anlamazsın. O paşa bozuntusu şeytan gibi kanına girmişse. O seni bu hale getirmiş. Ama ben kardeşimi onun eline bırakmam. Ne vazife verirsem onu yapacaksın İlyas. Yine eskisi gibi olacaksın. Ben her zamanki İlyas'ım ağam. Ama sen beni bir türlü görmezsin. Ağam, ya benim itibarımı düşürmeyecek bir vazife ver. Ya da ben kendime bir gemi alır. Levent toplar, deryaya açılırım. Aklını başına devşir İlyas. Yarın adamımızı almak için düşmanlarla savaşa gireceğiz. Daha fazla ayrılık çıkarma aramızda. Kurtul gayrı şu makam ihtirasından. Benimki makam ihtirası değildir. Hak talebidir. Sen benim hakkımı vermezsen
Ben de kendi hakkımı kendim kazanırım. Defol huzurumdan. Defol. Huzuruma çağırırım, usulü yerine getirmeye çalışırım, o zorba gibi kaleyi basar. Benim iyi niyetime saygısızlık eder. Önce Hızır, şimdi de Oruç. Bunlar bizi çiğneyip atmak için ellerinden geleni yapar Paşa Hazretleri. Bunlar kendilerini ne zanneder? Sizin tayin ettiğiniz masum subaşıya iftira atarlar. Emrinizi çiğnerler. Paşa Hazretleri, daha ne kadar tahammül edeceksiniz? Müsaade edin, ben subaşı olarak görevimi yapayım. Sen dur. Benim mührümün kudretini çiğnemek eşkıyalıktır. Ben onlara gerekli karşılığı vereceğim. Toparlan Esma, gayrı gideriz bu kaleden. Ne oldu İlyas? Enegen bir de Levent yapacakmış Oruç ağam. İmtihanmış ona göre. Ben bu vakitten sonra imtihana tabi tutulacak adam mıyım? Zinhar kabul etmedim. Haydi toparlan, gideceğiz. Olacak iş mi bu? Hala seni bir vazifeye layık görmez. Ne yapacağız peki şimdi? Kendime bir gemi alıp kendi Leventlerimi toplayacağım. Kimseye de muhtaç olmayacağım. Herkes de görecek İlyas'ın ne kadar büyük işler başaracağını. İlyas. Sen en doğru olanı yaptın. Bizi adam yerine koymayan ailenin içinde yerimiz yok bizim. Muhafızı kovup bu kaleye nasıl girersin ha? Asıl sen hangi cüretle benim kılıç hakkımı almaya kalkarsın? Sen esir düşünce posboş kaldı. Ben de mührü kullanarak sahip çıktım. İdare bende gayrı. Eğer kılıç hakkını istiyorsan önce bana gelecektin. Burada benim kılıcım senin mühründen üstündür. Devletin mührünü hesaba almaz mısın sen? Devlet sensen almam. Diretirsen de Osmanlı ile ittifakı keser atarım. Sen ne dediğini bilir misin? Gayet iyi bilirim paşa. Gayet iyi bilirim. Devletin gölgesine sığınıp her işimize mani olmaya kalkarsın. Kılıç hakkıma da ket vurmaya kalkarsan gayrı ittifakın lüzumu yoktur. Seni de gönderirim buradan. Sultan İttifakı'nın niye bittiğini sorduğunda da yaptıklarını anlatırım. Bakalım ona ne cevap verirsin. O şahbaz itini de bütün vazifelerinden azledeceğim. Benim tayin ettiğim adam o. Ne sebeple azledecekmişsin? Şahbaz gümrük reisiyken Gabriel benim gemime kadar gelip beni esir etti. Takas yerindeyken Şahbaz'ın emrindeki askerler hain çıktı.
Hepsinde de o itin parmağı vardır. Bu kadarı azledip kafasını koparmaya yeter de artar bile. Bu işlerde onun parmağı olduğuna dair delilin var mı elinde? Şahbaz daha önce de düşmanlarla işbirliği etmişti. Sana söyledik. Burada da bu kadar meseleye karışması sence tesadüf müdür? O herif düpedüz haindir. Bana sormadan postu aldın. Ama delilin yokken Şahbaz'ı azletmene asla müsaade etmem. Biz dünyayı karşımıza almışız paşa. Yarın da Levita Savaşı'na gireceğiz. Her adımda arkamızda dönen oyunlarla mı uğraşacağız? Benim daha fazla ihanete katlanacak tahammülüm yoktur. Ortada bir hainlik varsa bunu ispat et. Eğer Şahbaz hainse onun kellesini kendi ellerimle koparırım. Ama sırf ona öfken yüzünden onu sana yedirmem bilesin. Beni çiğneyemezsin. Bugüne kadar her yanlışına devlete hürmeten sustu. Ama artık sabrım taşmak üzeredir paşa. Yarın Levita Savaşı'nı kazanıp adayı aldıktan sonra Şahbaz itinin tepesine bineceğim. Onun hainliğini aşikar edip kellesini senin önüne atacağım. Sonra hainleri korumanın hesabını sen de vereceksin paşa. Daha yeni tedavi edildi yaran. Ne diye hemen yay kuşanırsın? Yaramı sınamaya geldim ben de. Gayet iyiyim. Bak. Tam isabet. Kimse durduk yere peşinden gelip seni vurmaz. Kim olabilir sence? Beni vuranın şahsen hem olduğunu düşünürüm. Nereden anladın? İleri geri konuşmuştu. Ben de öfkelenip tokat atmıştım. İntikam almak istedi belli ki. Yoksa benimle beraber yanındakileri de vururdu. Sana daha önce de söyledim Hızır. Bu kız iki yüzlü. Şahbaz'ın içimize soktuğu yılandır bu. Doğru dersin. Bizi vuran hain askerleri Şahbaz'ın tertip ettiğini düşünmekteyiz. Yarın Levita Savaşı'nı kazanıp adayı alalım. Şahbaz'ın tepesine çöküp ihanetini açık edeceğiz. O vakit Şahsenim'in de ipini çekeceğiz, merak etme. Ben şimdi yarınki savaş için filoyu tertibe gideceğim. Evvela düşmanları alt edelim. Hainlerin de icabına bakacağız. O vakte kadar sen de temkinli ol. Yarınki savaş her şeyden mühimdir. Sen beni tasa etme. Eyvallah. Madem Ömer'i hemen sıktın, öldürecektin. Belki o da şifayı yetiştiremez. Oruçta ölürdü. Kafasına sıkmak istedim ama omzuna saplanmış. Ama olsun, bana attığı tokatın intikamını almış oldum. Şahsenem bana bak. Orucun da Hızır'ın da dikkatleri üzerimde. Beni azledip öldürmek için fırsat kollarlar. O sebeple sen de temkinli ol. Hadi şimdi çık arka kapıdan. Senin Gabriel'le işbirliği yaptığını, azledip öldüreceğini söylemiş Oruç. Paşa da delil getir demiş. Oruç Levita Savaşı'nı kazanınca sıra sana gelecekmiş beyim. Ne benim tepeme çökebilecekler, ne de Gabriel'i yenebilecekler. Aferin.
vazifeni böyle. Paşanın yaveri olsam da her daim senin sadık fedainindeyim. Oruç ayağa kalkmış. Ayağa kalkmakta da kalmamış. Adayı geri almak için savaş hazırlıklarını başlatmışlar. Adanın dört bir yanına mevzilenin. Kuş bile uçurmayacaksınız. Dağılın! Emredersin. Hadi, hadi. Hristiyan Birliği'nin filoları bizden haber bekliyor. Sen de onların başına geçeceksin Pablo. Merak etme, bu artık yalnızca bizim değil. Bütün Hristiyanların Türklere karşı savaşı olacak. Ben de o gemilerin başına geçip Akdeniz'in kimin olduğunu hepsine öğreteceğim. Onlarda da Şehzade Korkut'un verdiği filo var efendim. Hızır başlarında. O filoyla bizim gemilerimizi yenebilirler. Bizi kimse yenemez Piero. Başlarında kim olursa olsun Piero. Öyle bir bela gönderdim ki onlara. Öyle bir savaşçı gönderdim ki... savaş daha başlamadan neye uğradıklarını şaşıracaklar. Adı Acheron. Cehennem ırmağı demek. Türkleri de Hızır'ın filosunu da yakıp kül edecek. Kuzey koyuna çekmiş. Her filoyu yok edersen savaşı kazanamazlar. Levita adasını da alamazlar. Siz beni bitirmeye çalışırken ben sizi yerle bir edeceğim. Şehzade Korkut'un bize tahsis ettiği filoyu kuzeydeki koya çektirdim Niko. Sen de Leventlerle beraber gemi ustalarının başında dur. Yarınki savaşa kadar onarımları bitirirsin. Aman diyeyim Niko. O filo yarınki Levita Savaşı'nda can damarımızdır. Tahsis etmesin. Yarına kadar bütün gemiler onarılacak. Bir zarar gelmesine de müsaade etmeyeceğiz. Denizden saldıramazlar bize. Yarınki savaşa kadar tüm gemileri hazır edeceğiz. Haydi Leventler.
Ateş ruhumu harladı. Artık hazırım. Ben gümrük emini olarak gerekli tezgah kurdum. Onlara denizden yardım gelemez. Yeter ki sen filoyu yakıp yok et. Cehennem ormanına hiçbir şey engel olamaz. Önce ben kana bulayacağım onları. Sonra siz gemileri yakıp kül edeceksiniz. Efendimiz Gabriel için! 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 Şu Şahbaz itinin hala vazifede olması asabımı bozar. Tam Levita savaşı öncesi yine bir hainliğe kalkışırsa her şey tepe taklak olur. Mesih Paşa delil istemiş ihanetine dair. Halan izniyle yarın Levita savaşını kazanıp adayı alalım. Ondan sonra Şahbaz'ın tepesine çöküp aşikar ederiz ihanetini. Oh Kemal Reis. Oh amca. Donanma kurmanın sırası mıydı? Gelip Osmanlı'nın gücünü göstersen ne olurdu? Mesih Paşa gibi Bizans artı çakallara kaldı ortalık. Biz şimdi yarınki Levita Savaşı'na verelim kendimize. Bu savaşı kazanıp adayı almamız lazım Piri. Bundan sonra belki bu işler de düzelir. Hızır Reis. Casuslar haber gönderdi. Filonun olduğu köy yakınlarında izler görülmüş. Kalabalıklarmış. Denizden saldıramayacaklarını anlayınca karadan saldıracaklardır. O filo olmazsa yarın savaşa katılamayız Piri. Tez yetişmemiz gerek. Haydi.
Cehennem ırmağı dedi. Belli ki Gabriel'in özel savaşçısıdır bu Hızır. Engel olmaya çalıştık. Lakin başaramadık. Filoyu cayır cayır yaktılar. Levita savaşı için tek kozumuz bu. Nasıl alt edeceğiz şimdi Gabriel'i? Fazladı ya be. Bana bakın. Oruç artık buralarda. O sebeple temkinli olun. Benim tezgahım olduğunu sakın örtmeyin. Hayvan herifler! Siz ne cüretle kelemezle kumar tezgahı kurarsınız ha? Toplayın bütün masaları haydi. Şimdi yaktım seni Şahbaz. Suçların zaten kabarmıştı. Bir de benim muhafızlık ettiğim yerde kumar oynatırsın ha? Şimdi yaktım seni. Burası benim değil ki. Ben baskına geldim, görmedin herhalde. Kelemez'de senden başka kumar oynatacak hain mi var? Buranın senin olduğunu anlamadık mı sanırsın ha? Ama illa birisi itiraf etsin dersen... Ne yaptığını sanırsın sen? Bizim de sorgu şeklimiz böyle. Kimin bu tezgahı? Biz de bilmeyiz. Baskına geldik. İyi vakit. Yar Ali. İşte en sevdiğim ses. Kırılan kemikler ve acıyla bağıran bir ayı. Bizim değil. Yahu bizim değil dedi adam, anlamaz mısınız? Gelip gidip bana iftira atarsınız. Artık sizin yaptıklarınız yetti. Gabriel'le işbirliği yaptığını bilirim. Benim esir edilmemde de, hain askerlerde de senin parmağın olduğunu bilirim. Bilirsen ne durursun? Gerekeni yap hadi. Tasmanı elinde tutan paşa bozuntusu bunlar için del ister. Yarın Levita savaşını kazanıp adayı alalım. Ondan gayrı sıra sana da gelecek. Bu haramzade itleri ne yapalım reis? Şimdi zar gibi sallayıp denize mi atak? Yok ise kaldırıp pul gibi duvara mı yapıştırak reis? Kırın kollarını da acı çektikçe günahlarını hatırlasınlar. Yarın senin için son gün Şahbaz. Evvela Levita adasını alacağım. Kılıcımdan ilk Gabriel, sonra da sen nasibini alacaksın. Ey, sen evvela Levita savaşını başar da, sonra biz aramızdaki hesabı çözeriz. Hayrola? Ne bu öfke? Şehzade Korkut filoyu benden alıp size verdi. Ama koca filoyu düşmana bir günde yaktırdınız. Ne dersin sen, ne yaktırması? Tabii dünyadan haberin yok senin. Gabriel askerleriyle filoyu bastı. Gemileri yakıp kül etti. Bunun hesabını nasıl vereceksiniz Şehzade Korkut'a? Hızır. Ne der bu? Şehzade Korkut'un verdiği filoyu mu yaktı Gabriel'in askerleri? Sadece 3 gemi kaldı ağam. Diğer gemiler yandı. O gemiler Levita savaşı için çok kıymetliydi. Nasıl mani olamazsınız düşmanın gemilerimizi yakmasına? Saldırı haberini alır almaz gittik. Ama vardığımızda gemiler yanmıştı.
Peki denizden nasıl yardım gelmedi? Gümrük reisi Şahbaz'ın görevi değil mi bu? Yahu Şahbaz kadar başınıza taş düşsün he mi? Bunu da mı Şahbaz'ın üstüne yıkmak istersiniz? Antoine doğru der. Denizden hiçbir yardım gelmedi. Senin adamın Şahbaz ya gafildir ya da hain. Başka delile hacet mi var? Bu işin mesulü sizsiniz. Başka kimse değil. Kurtaramazsınız yakanızı. Boşuna uğraşmayın. Şehzade Korkut'a bunun hesabını vereceksiniz. Bizim hesabımız seni alakadar etmez. O Şahbaz itini korudukça başımıza bunlar gelir. Sana daha evvel de söylemiştim. Savaşa giderken arkamızda hain bırakmayacağız diye. Bunların mesulü sensin. İspat getir bana, ispat. İspat getir ki senden evvel müdahale edeyim ben. Kendin de söyledin. O filo, Levita Savaşı'nın can damarıydı. Gemiler olmadan ne düşman donanmasını yenebilirsiniz, ne de Levita Adası'nı alabilirsiniz. Siz daha savaşa girmeden bozguna uğradınız. Artık iş başa düştü. Levita Adası'nı ben fethedeceğim. Her şey bitmiş değil paşa. Biz elbet buluruz bir yolunu. Ne yapacaksın ha? Bir günde filo mu yaptıracaksın? Muhterem filo komutanı. Sen evvela elindeki filoyu koruyacaktın. Biz bu savaşa dava uğruna çıktık. Bir yolunu buluruz evvelallah. Kılıç tutmaya bile aciz. Bu halinle mi gireceksin Levita Savaşı'na ha? Levita Savaşı sizin için başlamadan bitmiştir. Gayrı adayı ben fethedeceğim. Siz de bunun hesabını Şehzade Korkut'a veremeyip rezil rüsva olmanızda kalacaksınız. Nasıl mani olamadın gemilerin yakılmasına hazır? Nasıl? Ne oluyor Orç? Ne bu öfke? Bir şey sormayın İzabel. Bir müddet de odama kimse girmesin. Kılıç tutmaya bile aciz. Bu halinle mi gireceksin Levita Savaşı'na? Bir şey mi oldu reis? Kimse girmesin dedim Bülbül. Yalnız bırakın beni. Ben sesi duydum da. Haydi Bülbül haydi. Ne oluyor böyle Bülbül? Ben bir şey oldu sanıp girdim. O da bağırıp kovdu. Kimse yama girmesin dedi. Neden böyle kendine yaklaşanı yakıp kül eder oldu Oruç? Kendini odaya kapatıp ortalığı inletiyor. Ben bir gidip konuşacağım onunla. Kolu yüzünden böyledir belli ki. Şimdi yanına girersen senin de kalbini kırar. Bırak kırarsa kırsın hala. Böyle öfkesinden hem kendini hem insanları yiyip bitirecek. Olmaz bu kadarı da. Kimse anlamaz mı dediğimi? Kaç kere diyeceğim kimse girmesin diye. Beni de mi kovacaksın?
Bir süre yalnız kalmak isterim Isabel. Sen de çık. Çıkmıyorum. Asıl sen çık kendini kapattığın şu öfkenin içinden. Filomuz yandı. Şehzade bizden hesap soracak. Levita savaşına gidemeyeceğiz. Paşa içimizdeki hainleri korur. Başımızda bin türlü dert varken ne yapayım, gülüp oynayayım mı? Gülüp oyna diyen yok. Ama insanlar yanına yaklaşamaz oldu. Yaklaşmasınlar o vakit. Yalnız kalmak isterim. Bütün şu öfkeni tetikleyen kolun değil mi? Ben bu kolumla nice savaşlar verdim. Nice düşman yendim. Şimdi kılıç bile tutamam. Sen bunun benim için ne kadar ağır olduğunu bilir misin? Kolumu görenler ya acıyarak bakar ya da savaşamayacağımı düşünür. Yaşarken mezara gömülmüşüm demektir bu. O yüzden kimse bu halimi görsün istemem Isabel. Sen bile. Biz seninle evleneceğiz Oruç. Sadece mutlu günler için değil. Kötü hallerimizde de destek olmak için kabul ettik birbirimizi. Benden de sakınırsan bu halini. Olur mu hiç? Ayrıca herkes senin ne kadar güçlü bir savaşçı olduğunu, neler yaptığını, yapabileceğini çok iyi biliyor. Kimse bu halinden ötürü eksik görmez seni. Levita savaşına gitmekten de alıkoymaz. Siz ne zorluklara çare buldunuz. Buna da bulursunuz. Cehennem ırmağım benim. Türklerin gemilerini yakıp kül ettin. Gururlandırdın beni. Sizin için kendim bile yakarım efendim. O huzurda gebertmeyi çok istiyorum. O da olacak Akeron. Ama şimdi kendini yakma, sana ihtiyacım var. İyice dinlenip beslen. Yakında Hızır'ın kanını kana kana içeceksin. Türklerin gemilerini yakıp küle çevirdik. Orucu da, Hızır'ı da yerle bir ettik. Artık Levita'ya gelemezler. Denizdeki büyük Haçlı donanmamızı aşamazlar. Levita'ya giremezler. Zafer bizim! Zafer bizim! Akdeniz bizim! Selamun aleyküm. Ve aleyküm selam Dersimullah. Otur, otur. Zahmet etme ben alırım. Yüreğin deryalardan kabarık anlaşılan. Ne düşünürsün böyle? Bu deryalara Haçlı donanmasını nasıl gömerim onu düşünürüm Derviş Baba. E yap o zaman.
filomuzu yaktılar. Geriye sadece 3 gemi kaldı. Karşımızda Venedik, İngiliz, Fransız, Kutsal Roma, Papalık. Bizim 3 gemiyle onlarla savaşmamız çok güçtür Derviş Baba. Bu kilidi açacak bir yol lazımdır. Bunu da benim bulmam icap eder. Çünkü o filodan ben mesuldüm. Yarın o adayı fethedemezsek vebali boynumadır Derviş Baba. Kafir ordusu cenk meydanında her daim Müslümanlardan daha kalabalık olmuştur. Ama cesur, yiğit bir mümin hepsine galip gelmeye muktedirdir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Medine'deyken müşrikler ve Yahudiler İslam'ın kökünü kazımak ve Efendimiz'i şehit etmeye ant içmişlerdi. Bu haberi alan Efendimiz Medine'nin etrafına hendekler kastırdı. Bir gün düşman ordusundan birkaç atlı bu hendekleri geçerek cenk meydanına geldi. İçlerinden biri de Amr'dı. Yenilmezliğiyle nam salmış 1000 askere bedel Amr. Cenk meydanına gelince Müslüman ordusuna karşı haykırdı. Yok mu kahramanlık meydanına çıkacak bir yiğit diye. İslam ordusunda bir sessizlik. Bir an sonra Hazreti Ali Efendimiz ben çıkarım ya Resulullah dedi. Efendimiz olmaz dedi. O Amr'dır. Hazreti Ali Efendimiz de o Amr'sa ben de Ali'yim dedi. Efendimiz bu kararlılığı görünce kendi zırhını Hazreti Ali Efendimiz'e giydirdi. Zülfikar'ı da beline taktı. Ardından ellerini açıp dua etti. Allah'ım amcam Ubeyd Bedir'de, amcam Hamza Uhud'da şehit oldular. Yanımda bir tek Ali kaldı. Sen onu muhafaza eyle diye dua etti. Amr öyle bir saldırdı ki Hazreti Ali Efendimiz'e. Hazreti Ali Efendimiz'in kalkanı parçalandı. Başından yara aldı. İslam ordusu Hazreti Ali Efendimiz'in şehit olduğunu zannetti. Ama Hazreti Ali Efendimiz öyle bir toparlandı ve Zülfikar'ı öyle bir geçirdi ki Amr'ı yere serdi. Ardından da meydanda tekbir getirdi. Hazreti Ali'nin tekbirini duyan İslam ordusu dört bir ağızdan tekbir getirmeye başladı. Bu coşkulu tekbiri duyan ve Amr'ın öldüğünü gören düşman ordusu gerisin geriye dönüp kaçmaya başladı. Efendimiz Hazreti Ali Efendimiz'in karşısına geldi. Ya Ali, senin bu zaferin müşrik ordusunu zillete uğratıp alçaltmıştır. Müslümanları ise izzetiyle yükseltmiştir dedi. Sen Müslümanların izzetini yükseltmek için meydanlara çıkanlardansın. Allah elbet yardımını esirgemeyecek. O dilerse bu deryalar alev alır. O dilerse hepsini kül eder. Bunu sakın unutma. O deryaları onlara ateş edeceğim Derviş Baba. O suları yakıp onları kül edeceğim. Gel.
Gabriel elçi göndermiş o borç. Gelsin. Hele. Senyor Gabriel diyor ki... filolarını gözlerinin önünde yakıp kül ettik. Büyük Haçlı donanmamızı aşacakları bir orduları da kalmadı. Bu yüzden adayı da almaları imkansız. Levita adası bizimdir. Onlar da bunu kabul edip anlaşmayı mühürlesin ve bizim zaferimizi tanısın. Levita adasının akıbetini kağıt parçaları değil kılıçlar belirleyecek. Gabriel sevinmesin fazla. Er ya da geç tepesine kılıcımızı indireceğiz. Senyor Gabriel böyle bir cevap vereceğinizi tahmin etmişti zaten. Bunun için size bir hediye yolladı. Koş babanın mezar taşı. Size dair ne varsa o adadan kazıyacağız anlayacağınız. Öfkemizi böyle bileylemeye devam edin siz. Bileyleyin ki kellelerinizi tek tek koparalım. Büyük Haçlı donanmamızı aşamazsınız. Güçlü bir filonuz da kalmadı artık. Savaş daha başlamadan bitti sizin için. Zafer bizimdir. İtti olsan elçi sayılırsın. Yoksa ben senin kelleni koparıp Gabriel'e yollamasını bilirdim ama... defol sorun ben. Gabriel'in elçisi ne demeye gelmiş buraya am? Filo yanınca yenildiğimizi düşünürler. Biz yarın savaşıp adayı onların ellerinden alacağız ama... onlar önceden gerine gerine konuşurlar. Onların gemilerini yerle bir etmenin yolunu buldum am. Üç gemimiz kaldı hazır. Nasıl olacakmış böyle? Onlar filolarına güvenip dursun. Biz deryaları ateşe verip onları küle çevireceğiz. Rum ateşi. Rum ateşi. Suyun üzerinde ancak o yanar. Hiçbir şeyi de söndüremez. Onların gemilerini ancak Rum ateşiyle yerle bir edebiliriz ağam. Eyvallah. Doğru dersin ama... Rum ateşinin nasıl yapılacağı Bizanslıların sırrıdır. Nasıl bulacağız yarına kadar? Nasıl yapacağız? Ben kadim kitapları arar tarar... elbet bulurum ağam. Elimizdeki üç gemi de bize yeter. İyi o vakit. Ben de üç gemiyi de Leventlere söyleyin de hazır etsinler. Yarın o savaşa biz gireceğiz. O adayı da biz alacağız Allah'ın izniyle. Evelallah. Esma'm, bundan böyle yer evimiz burası. Hemen derleyip döşemeye başlarız. Ben de kendi gemimle evimizin rızkını kazanacağım artık. Oruç Ağa, Hızır Ağa gibi olmaz. Seni anlar diye düşünmüştüm ama... yanılmışım. Sen hep onları düşünürken onların hiçbiri seni düşünmedi. Şu düştüğümüz hale bak. Reva mı bu bize? Esma'm.
Hala? Yeni evinize taşınmışsınız. Ahşapmaya vaktiniz olmaz. Aç kalmayın. Ne diye şaşırdın İlyas? Ben senin anan sayılırım. Sen bize asilik etmiş olsan da aç mısın, susuz musun diye dertlenirim. O vakit sen anla beni hala. Ben kimseye asilik etmedim. Hızıran bana herkesin içinde vurdu. Sustum. Herkesin içinde itibarımı zedeleyecek şeyler söyledi. Sustum. Şimdi oruç ağam beni ezer. Bir vazifeyi bile layık görmez ağam bana. Beni bu yola mecbur ettiler hala. Ağaların can düşmanlarına bile haksızlık etmediler hiç. Öz kardeşlerine ne diyetsinler, düşünmez misin? Senin onları anlayacağın vakit şimdi. Onların seni değil. İlyas abisinin postunu korumak için oturdu. Her şeyi de ailesi için yaptı. Ama onlar bizi suçlamaktan hiç vazgeçmediler. Derdin bu mu oğlum? Makam mı? Ailenden ırak düşmüşsün. Cihan saltanatını verseler aile saadetinin yerini tutar mı? Benim derdim makam değildir hala. Benim derdim haktır. Ağalarım da bana hakkımı vermediğine göre ben de kendi hakkımı kendim arayacağım. Son kararım da budur. Bunların hiçbiri İlyas'a reva değildi. Biz doğru olanı yaptık. Yarın ağaların düşmanla zorlu bir savaşa girecek. Sense kendi geminle kendi Leventlerini kazanmanın derdine düşeceksin. Ne diyeyim oğlum? Uğurlu olsun. Madem kendi ailenin reisi olmaya karar verdin, o halde önce kendi karına terbiye öğret. Nerede konuşulacağını, nerede susulacağını iyi bilsin. Kükürt, zift, neft yağı, kömür tozu hepsini iyice karıştırın. Ölçüyü kaçırmayın sakın. Yoksa Rum ateşi yanmaz. Yarın deryaları ateşe verip küle çevireceğiz Açlı donanmasını. Haydi aslanlar, haydi, haydi, haydi. İşleri hazırdır ağam. İyi o vakit. Ben yarın gemimle taarruz edeceğim. Sen de üç gemiyle Haçlı donanmasını alabora et ki denizden yardım gelemesin. Karadaki zafer denizdeki zaferimize bağlıdır. Bilirim ağam. Sen tas etme. Tez filodan kalan gemilere Rum ateşlerini yükletelim o vakit. Eyvallah.
Gemiler hazır mı Yareli? Hazırdır elhamdülillah reis. İyi. Mesih Paşa'yı bu işe karıştırmayacağız. Gayrı fetih yelkenleri açılacak. Mehmetler diğer gemileri de aldılar. Hepsine Rum ateşleri taşındı hazır. Rum ateşlerini iyi muhafaza edin. Sakın bir zarar gelmesin. Tamam hazır reis. İnşallah istediğimiz neticeyi verir Rum ateşleri. Hem deryaları hem de Haçlı gemilerini yakar. Yoksa çıktığımız bu seferden sağ çıkamayız. Çok çok şehit oluruz be piri. Bu deryalar da mezarımız olur. Fena mı? Senin ne işin var burada? Çıktığın sefer ölüm kalım seferidir Hızır. Sen giderken benim burada kalmaya gönlüm el vermedi. Ben de seninle birlikte omuz omuza gitmek isterim bu sefere. Sen de dedin bak. Bu ölüm kalım seferidir. Gerekli tedbirleri aldık. Ama nihayetinde karşımıza koskoca Haçlı donanması çıkacak. Şehit olmak da var bu işin sonunda. Kendimden geçtim. Ben sağ kalır da... Sen kollarımda şehit olursan nasıl dayanırım Meryem? Ya sen şehit olur, ben sağ kalırsam? Ben nasıl dayanırım? Sen de ben de aynı davanın yolunda yetiştik. En büyük saadetimiz bu davamız için omuz omuza sefere çıkmaktır. Hem belki bu birbirimizin son görüşümüz olacak. Şehit olursak da... de şehit oluruz. Levita Adası'nı aldıktan sonra düğünümüz olacaktı. Ama düşmanlar yüzünden geciktirdik. Kusura kalmayasın Isabel. Sen sağ salim döndün ya. Ben daha ne isterim Oruç? Büyük bir cenge giderim. Olur da... Oruç. Olur da sağ salim dönemezsem... Vatan toprağında kendine bir yuva kurarsın. Senin güzel yüreğin bunu hak eder. Sakın olayı asımı tutmaya kalkmayasın Isabel. Ben bütün kalbimle inanıyorum ki... sen bu savaştan galip çıkacaksın. Buraya da sağ salim döneceksin. Zaferinin üzerine de bir de düğünümüzü yapacağız. Allah'a emanet olasınız efendim. Gemisi göründü. Türk gemisi mi? Ver bakalım şunu. Hızır. Gururuna yediremedi filosunu yakmamızı. Üç gemiyle bizi avlamaya gelmiş. Gel. Gel. Seni bu denizlere gömmek benim için büyük keyif olacak. Toplar Alesta! Toplar Alesta! Rum ateşleri hazır. Ne yapacaksın hazır? Kaçar gibi yapıp geri çekileceğiz. Onlar da peşimizden gelecekler. Çekilirken Rum ateşlerini denize dökeceğiz.
Sonra da aniden ateşleri fırlatacağız. Kurt kapanı. Leventler! Sancak alabanda. Rüzgarı pupadan alıp geri çekileceğiz. Çekilirken denize Roma ateşlerini salın. Hadi! Manevraya başladılar. Anladı tabii bizi aşamayacağını. Ama bu sefer elimden kurtulamayacaksınızdır. Seni bu denize gömeceğim. Peşlerine düşüyoruz. Nereye giderlerse gitsinler. Tüm gemilere işaret verin. Hepsini gebertene kadar peşlerindeyiz. Hadi! Gemi yuttu keferalar. Haydi! 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 Daha hızlı! 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 Fırlatalım mı? Bekle! Hızlı! Yaklaşırlar gittikçe. Bekle! Hadi! Hadi! Tamam. Fıçılar. Durum ateşi bu. Hızır bizi tuzağa çekmiş. Ateşin içine gidiyoruz. Bütün gemiler yanar, mahvolur. Hız kesin, çabuk! Onlara yetişmek için bütün gemiler hızını aldı. Artık çok zor. Denize döktüğümüz rum ateşin içine girdiler. Bekle! Durdurun! Hız kesin, çabuk! Tam zamanı bir hızı. Nişan al! Siz bizim gemilerimizi yaktınız. Biz bu deryayı ateşe verip sizi küle çevireceğiz. Bismillah ateş! Haydi!
Ramnen kellesini kesip gönderelim sahibine. Bırakın kaçsın Şahin. Sahibine gazabımızın geldiğini haber versin de kılıcımız tepelerine binmeden titremeye başlasınlar. Göklerden oğlunu izliyor musun baba? Türklerin adasını ellerinden aldı. Midilli'yi bizden almalarının intikamı bu. Gurur duy oğlumla. Efendim. Ne bu Alpiero? Anlaşmaya mı gelmiş? Savaşmaya efendim. Askerlerinizi öldürerek buraya geliyor. Akılsız Oruç. Yenilgiyi hazmedemeyip adayı geri almak için savaşmaya geldi demek ki. Ama gemilerimiz destek için bekliyor. Hemen gemilere haber gönderin. Destek asker göndersinler buraya. Onu kendi kanında boğacağım bu kez. Büyük cesaret doğrusu Oruç. Ama hem seni hem askerlerini bu meydana gömüp üzerinize haç dikeceğim. Adadan vazgeçtiğini kabul edip baş eğersen canını bağışlayabilirim. Bu ada İslam toprağıdır. Baş eğmeye değil, baş kesip sancak dikmeye geldik. Töre gereği, eğer canını kurtarmak istersen İslam'ı kabul et. Ya da eman dileyip teslim ol. Yoksa kılıçlar konuşur. Askerlerimiz bu gördüklerinden ibaret değil Oruç. Birazdan birliğimizin filoları da bize katılacak. Bu meydandan sağ çıkamayacaksınız. Artık gemileriniz yok. Hepsini denize gömdüm.
ordumuzu yenmiş olabilirsiniz ama siz de büyük kayıplar verdiniz. İki taraftan da daha fazla kayıp olmasını istemem. Cesaretiniz varsa bu işi düelloyla çözelim. Ben ve Cehennem Irmağı Akeron meydana çıkacağız. Sen benim karşıma gel Oruç. Hızır da Akeron'la dövüşsün. Kim kazanırsa ada onun olur. Var mısın? Elinin hala iyileşmediğinin farkında Oruç. Sakın kabul etme. Bırak son nefesimize kadar dövüşelim. Hadi Oruç. Ne oldu? Korkuyor musun yoksa? Haydi aslan. Kurşunlarımın zehrinden kurtulmuşsun ama elin tam olarak iyileşmemiş anlaşılan. Bakalım hala kılıç tutabiliyor musun? Merak etme Gabriel. Kafanı koparmaya yetecek kadar tutarım. Gösterdiğimde filonu yaktım. Kıyafetlerini öldürdüm. Senin de konunu hiç canı zor. Kılıcımı sana intikamımla bir elledim. Az evvel askerinizi denize gömdüm. Şimdi de seni cehennemin dibine göndereceğim. Ah!
İslam ordusu Hazreti Ali Efendimiz'in şehit olduğunu zannetti. Ama Hazreti Ali Efendimiz öyle bir toparlandı ve Zülfikar'ı öyle bir geçirdi ki Amr'ı yere serdi. Ben senden düştüğüm her zaman ben cehenneme vurmayayım. Ben de Derya'nın kılıcı hızırım. Kızır, gel yaranı saralım hemen. Çekilin ordu satından. Ağam meydandan çekilmeden çekilmem, haydi. Bitirecek Gabriel. Evvela kellerini koparacağım. Sonra da adaya sancağımızı dikeceğim. Dur. Sen de kimsin? Ben Venedik Doçu Agostino Barbarigo. Rica Doç. Marco Gabrielian. Zafer senin. Şimdi senden onun canını bağışlamanı istiyorum. Adamızı işgal edip çiğnedi. Onca şehidin kanı vardır elinde. Bize de nice zalimlikler yaptı. Onu kurtarmaya senin gücün yetmez. Dur Oruç! Şehzade Korkut'un ketüdası Hamza. Marco Gabriel öldürme Oruç. Niye öldürmeyecekmişim Hamza Bey? Bunun suçlarını siz de bilirsiniz. Nasıl istersiniz bunu öldürmememi? Marco Gabriel'in canı karşılığında Doç Barbarigo ile bir anlaşma yaptık. Onun canını bağışlaman öldürmenden daha hayırlı olacaktır. Ne anlaşması? Zaferin karşılığında Levita adasını size bırakıyoruz. Bütün Hristiyan devletleri de adanın sizin olduğunu kabul edecek. Ve bir daha da bu ada üzerinde hak iddia etmeyeceğiz. Ayrıca Venedik olarak sana yıllık 2000 altın ödeyeceğiz. Venedik-Osmanlı barışı da sürecek. Devletimiz cihanın dört bir yanında onca meseleyle uğraşır. Savaş vakti gelene kadar barışın sürmesi siyaset icabı da faydamıza olacaktır.
bunun kellesini alıp Osmanlı-Venedik Savaşı başlatırsan biz devlet olarak yine arkanda dururuz. Ama gün gelecek belki deryalarda sen de sultanlık edeceksin. O vakit güttüğümüz ilmi siyaseti daha kolay anlayacaksın. Şimdi karar senin. Benim de bunun canını bağışlamak için tek şartım vardır. Söyle, içimizdeki hain kim? Ben kimseyle işbirliği yapmıyorum. Biz bunun canını bağışlamayı düşünürken bu hala yalan söyler. Söyle Gabriel. Söyle derim. Hain kim? Şahbaz. Levita Adası sizindir. Bu da kabul ettiğimizin belgesi. Efendim. Şahbaz denen haini Mesih Paşa koruyup kollardı. Biz Kelemez'e döndüğünde gereğini yapacağız. Siz de devlet olarak haini koruyan paşaya gereğini yaparsınız herhalde amca bey. Ben de onun cezasını vereceğim efendim. Dikilerek yurt toprağı edilmişti. Düşmanın elinden kurtarıp yeniden yurt yapmak bize nasip oldu. Bu ada için nice şehit can verdi, kan döktü. Bunlardan bir tanesi de Koç Baba'dır. Töre gereği yurt toprağına şehit adı vermek yaraşır. Bundan gayrı bu ada Koç Baba Adası'dır. Bugün Koç Baba Adası. Yarın 12 adalar. Sonra tüm Akdeniz kılıcımızın altında bizim olacak. Sefer bizim, zafer Allah'ındır. Allahu Ekber! Allahu Ekber! Allahu Ekber! Allahu Ekber! Allahu Ekber! Allahu Ekber!
Yelesa, hele Barbarossa, Eylesa, Yelesa, hele Barbarossa.